Sevgili hocam. Mustafa'cığım. Nasılsınız? Önce bir dakika. Önce sen nasılsın? Gayet iyiyim hocam. Teşekkür ediyorum. Keyifli yerinde. Hamdolsun. Çok şükür. Ne yapıyorsun? Seni gördük daha iyi olduk. Bakalım bugün hangi arızalı mevzuyla izleyicilerimizin pazar gününe limon sıkacağız. Limon sıkacağız. Buluruz konumuzu ya adım adım ilerledikçe. Bugünlerde Cem Kaynar'la uğraşmaktayım, benim tiyatrocu arkadaşım. Macbeth'i tekrar yorumlayarak sahneye koymak istiyor kendisi. Türk tiyatrocunun standart hayali. Hiç okudun mu Macbeth? Shakespeare okudun mu hiç? Hiç bilmem abi. Vallahi mi? Vallahi kızıma kitaplarını da aldım, o kadar İngiliz dili edebiyatı olduğu için. Sonra Shakespeare derslerine çok gıcık oluyormuş, iyice soğudum. Ya Shakespeare'i beğenmemeyi dövüyorlar biliyorsun yani. Hani yok estağfurullah öyle bir şey. Shakespeare'e ulaşamam ben herhalde. Yani ona bir konsantrasyon lazımdır diye düşünüyorum. Ya çok tuhaf. Yani İngiliz edebiyatının PR'ı zannediyordum ama öyle değil yani. Gerçekten bir beceri bir yakalama ya da konuyu ele almada bir üst level var ama tabii o da yani güncel değil. Şimdinin kafası değil. Ama mesela Macbeth'te o dönem için, o dönem kafasıyla bakarsan çok enteresan bir o kişinin içerisindeki hırsı. Çok kısaca konusunu anlatayım, eğlenirsin. Prens bir savaş sonrası cadılarla karşılaşıyor. Cadılar ona 3 tane kehanette bulunuyor. Kehanetlerden biri gerçekleşince, biri işte bilmem ne prens olacağım, bir şey olacak, bir de kral olacağım diyorlar buna. Birincisi gerçekleşince, aha ben kral olacağım diyor. Kral olmak için gereken her şeyi yapıyor ve gittikçe kötüleşen bir adam oluyor. Kralı öldürmek dahil. Ve onun vicdan azabı, geri dönüşümü, yaşadıkları hikaye falan. Şimdi bunu psikolojik bir zihinde, cadılar gibi bir şey kullanarak, yani dışarıdan bir anlatı kullanarak şeyi yakalamış yani. O kişinin içerisindeki hırs ve iyi ile kötü arasındaki dönüşüm öyküsünü, bir iyinin nasıl hırslarıyla beraber kötüye dönüştüğünü. Breaking Bad'in orijinali. İşte o bir kafa, o Macbeth kafası falan, sonra karısıyla beraber yaptıkları. Bu arada bir erkek kötüye giderse onu çoğunlukla kadın yönlendirir. Orada da hikaye o. Yani kadın onun önünü açıyor. Bunu yapabilmesini sağlıyor. Valla Breaking Bad'de de aynısı vardı. Demek ki ben ne süper dizilerken çalın çıktılar senaryo. Zaten bütün hikayeler aynı hikayeler. Aynı hikayeler. Yani. Evet yani şeydi. Oyun ama bak çıkaracağım. Sonra kendimi kötü hissettim. Shakespeare bilseydim ve Breaking Bad'e bu kadar çarpılmazdım. Ama olsun bak, Breaking Bad'i beğendim. Bu da ayrı bir zevk. Shakespeare'e de saygım sonsuz. Belki ben kazançlıyım. Sen niye şimdi buradan böyle bir çıkarmıyorsun? Kendimi haklı çıkarmaya çalıştım ben. Abi çok utanıyorum lan Shakespeare okumadım deyince. Vallahi gerçekten ayıp yani. Şimdi düşününce o kadar adını duyduğun adamdan insan bir merak eder değil mi yani, ama işte olmamış. Aslında çok şaşırtıcı efektleri, çok bambaşka bir kafası var. Ben Romeo Juliet hikayesini daha okumuştum detaylı bir şekilde. Başka bir proje konuşurken falan. Aslında içinde mesela Romeo gerçekten, Romeo Juliet hikayesi başladığında, ilk sahneye çıktığında büyük bir övgüyle bir kadından bahsediyor falan. O Juliet değil. Mesela çok bambaşka, başka bir kadına aşık. Sonra işin ilerisinde ondan vazgeçiyor, Juliet'e gidiyor falan. Yani hani o şey bir hikaye. İşte soylar, soylular, birbirleriyle kavga ediyorlar falan. Şimdi büyük aile kavgası gibi. Onu çiğleştirerek bugünümüze alsan Türk dizisine döner. Yani Romeo yani, Juliet. Onlar da ondan ama kötü uyarlama bence. Evet evet tabii. Tabii sözler açısından daha şiirsel, çok lirik falan bir şey anlatırken, bir şey yaparken. Neyse çok şükür Aşk-ı Memnu'yu sadece dizi zannetmiyorum. O da güzel. Oradan yırttık. Arada sponsorumuzu da söyleyeyim. Belki. Storytel'de sesli hali de var. Cem'e hava atmıştım. Var mı? Var. Shakespeare'in eserleri harbiden var. Bu sefer bak. Can Canan fanlarına sözüm olsun. Gülhane Parkı'nda yürürken dinleyeceğim. Gülhane Parkı'nda yürürken kitap dinlemek çok zevkli abi ya. Bu arada en kısa tragediyası 1,5 saat falan bir şeyde seslendirmesi. Valla mı? 1,5 saatte Macbeth nedir falan. Tamam benim yürüyüşüden. Süper. Yepyeni bir tiyatro oyunu olarak Türkiye'ye uyarlamasıyla beraber şey yapacağız. Bir çalışacağız. Hadi davet edersiniz, haberdar edersiniz, gideriz. Hayatta böyle şeylerle ilgileniyoruz. Tiyatro, oyun, yazalım, heyecanlanıyoruz falan. Bunların hiçbirinden doğru düzgün para kazandığımız da yok. Statü desen hiç yok. Yani izleyen dövüyor, bir şey yapan bir arka tarafta. Tiyatrocu musun? Yani gerçek iş olarak ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun diye. Ya da işte başka şeylerle uğraşıyorsun. Sen de öyle deli deli bir sürü bir şeylerle uğraşıyorsun arka tarafta. Çoğundan düzgün bir para kazancı da yok falan. Yani emek sarf ettiğin, hayatında günlük motivasyondaki emek sarf ettiğin şeylere bak. Ciddi bir kısmında yok. Bazen insan kendine gerçekten niye buna motive oluyorsun? Yani nasıl bir anlam buluyorsun da bunu yapıyorsun? Niye? Bir de böyle yapmayı istiyorsun. Cem'e ben musallat oldum. Tamam hani böyle bir şey yapacağım diye. Ya abi ben de işin içerisine gireyim, dur şurasından da ben tutayım falan diye. Bu hayatın anlamı hikayesi mevzusu nasıl anlamlandırıyor sence?
Ya da senin ne motive ediyor? O tam da bugün uygulamalı nörobilimin son ek dersini yaptıydık. Orada da böyle bir yükseldik bu konuyla ilgili. Yani aslında bilmiyorum ki mesela benim hayatta motive eden şeyi anlatmam ya da dile getirmeye çalışmam doğru mu onu da bilemiyorum. Çünkü o kadar özel ve halüsinasyona benziyor ki aslında biraz böyle lafa döktüğünde yani. Yoksa içinde yaşarken son derece işlevsel ama belki de işte Buda'nın bilen anlatmaz anlatan bilmez dediği hikayeye benziyor. Anlam öyle bir şey olsa gerek. Ama yani insanların ortak noktalarına takık bir adam olarak belki şunu söyleyebilirim. Öleceğini bilen tek canlı olarak ölmeden evvel ölümsüzlüğün peşinde bir şey yapmak hoşumuza gidiyor. Mesela ölümsüzlük ihtimali taşıyan şeyler bize hep fani olan şeylerden daha iyi geliyor. Kalıcı bir şey bırakmak. Mesela bir müzik eseri, bir kitap, bir şey, ortaya bir şey koymak. Ya da bir fikirle insanları etkileyip dalga dalga o fikrin senden sonra konuşulmasını sağlamak. Diyorlar ya işte seni rüyasında son gelen ölünce adam en son konuşuyor, önce gelse ölürsün falan. Bunu istemiyoruz galiba. Galiba değil, kesin istemiyoruz. Kim ölmeyi ister neticede? Şimdi bu tabii çok... Bu arada buna bir şey söyleyeceğim. Hı. Mesela yani Dostoyevski ölümsüz değil mi? Bilmiyorum herhalde. Yani... Ya bu anlamda adı biliniyor. Bilmiyorum. Ölmüş kendisi ama. Ha şeyde tabii fiziken ölmüş ama hani bu söylediğin anlamda ölümsüz olmayı istiyoruz anlamda. Dostoyevski nasıl bir adamdı konusunda senin benim ya da işte hayatta onu bilen insanların hiçbirinin bir fikri yok ki. Tabii. Dostoyevski'nin ölümsüzlüğünden değil, Dostoyevski isminin var olmasından bahsediyor. Var olmasından ama o artık başka bir imaja bürünüyor. Bir imajinasyon, bir şey oluyor. Ve o imajın kendisini biliyoruz. Yoksa Dostoyevski'nin gerçekliğiyle gerçekten ne hisseder, ne zaman üzülür, ne zaman mutlu olurdu, ne zaman ne yapardı falan hiçbir fikrimiz yok. Aslında öyle bir pratik ölümsüzlük de teknik olarak mümkün olmuyor. Şu anda çözdüm olayı. Yani bu konuyu açtığın olayı çözdüm. Tövbeler estağfurullah. Çözdüm derken o anlamda değil ama yani mini bir aydınlanma var. Şu ki biyolojide Anaximandros mu ne hangi abisi o ilk evrimle ilgili konuşan tam hatırlayamadım. Anaksili bir şey. O mesela demiş ki önemli olan canlının kendisidir. Bizler her birimiz canlı bireyler olarak geçici varlıklarız. Ana fikir canlılıktır. Bizim bedenlerimizin yok olması üzerinden. Gelip yani arılar, gelip, karıncalar, süper organizma. Tabii tabii. Bunun gibi mi? Hayır. Her bir canlı birey kendisi bir hiçtir. Ama o canlı bir başka canlıyı doğurarak, o bir başka canlıyı doğurarak, trilyonlarca canlı böyle doğup ölerek canlılık diye bir fikrin devamını sağlarlar. Dolayısıyla burada asıl olan yani devamlı olan canlılık dediğimiz şeyin kendisidir. Ölümsüz olan aslında canlılıktır. Şimdi insana geldiğinde mesela yavru yapmak bizi tatmin etmeye yetmiyor. Hele ki şu medeni dönemde bunu çoğumuz daha iyi anlıyoruz. İnsan binlerce yıldır böyle. Mal, mülk, işte hepsi bir yerde kalacak, bir şeyler olacak. Ve biz bir anlatıyı taşımak ya da bir anlatı yaratmak istiyoruz. Ki bizden sonra aktarıla aktarıla devam etsin. Yani ölümlü bir şeyin ölümsüz olana aracılık etmesi fikri galiba hoşumuza gidiyor. Canlılıktan aldığımız bir ilham bu muhtemelen. Ben canlılığın bir taşıyıcısıyım ama gideceğim abi. Zaten 7 senede bir bütün vücudum değişiyor. 7 sene önceki adamla alakam yok. Bu beden aslında ben değilim bu anlamda baktığında. Yediğimden, içtiğimden sürekli beden yenileyerek gidiyorum. Ve bir süre sonra da beden toprağa düşüyor, dağılıyor. Ama bütün o deneyim, o zihinsel süreç, en materyalist adam bile. Geçen işte Ali Nesin'i dinliyorum. Bir televizyon programına çıkmış. Babasını anlatıyor. Aziz Nesin bayağı bildiğimiz ateist. Hani ateizmi sağlam savunan ateistlerden bir tanesi. Mesela oğluyla yazışmalarında, mektuplarında, kendisine aktardığı kadarıyla ya bu deneyimlerin yok olacağını aklım almıyor diyor mesela. Şimdi insanın böyle bir tarafı var. Ölümlü olduğunu biliyor ama bir de bir süreklilik arzusu ve süreklilik algısı var daha da fenası. Çünkü görüyor. Bir sürü sinek doğuyor, ölüyor ama sineklik devam ediyor. Yani sinek hep var. O sineklik değil. Sinek olmaz. Sinek türü ya da canlılar, o bitkiler doğup ölmeye rağmen devam ediyorlar. Biz de belki bundan ilhamla diyoruz ki ki ben kendim de onu keşfettim şu anda. Faniyim, fani olanı istemem diye bir sözü var bir işte düşünürüm. Ben ölümlüyüm. Ölümlü bir şeyi niye seveyim? Yani mesela bir kadını vücudu için sevmek, bir şeyi ücreti için sevmek, bir yeri rahatlığı için sevmek. Böyle baktığında anlamsızlaşıyor. Hayvani düzeyde belki bunların hepsi arzu kaynağı, ihtiyaç belli dönemlerde bir şeyler ama daha büyük bir düzeyde bu dünyadan giderken arkana baktığında ne yediğin yemekle, ne işte cinsel ilişkinle, ne kazandığın parayla. Ölecek hiçbir şeyin kalmıyor yani. Ama gözünü kapatırken, ya baba şöyle bir şeye vesile olduk. Bak işte şimdi de burada böyle bir şeyler oluyor. Ben bugün mesela bir ara bir gaza geldim öyle konuşurken. Uygulamalı nörobilim okulunun son dersini yapıyoruz. Arkadaşlar, hep duygusal oluyor dersler. Tabii zaten öyle bir yüksek bitiyor.
Yani dedim ki biliyorum siz benim anlattığımdan çok daha fazlasını anladınız. Çünkü başka bir hayat yaşıyorsunuz. Ben sizin hayatınızı yaşamıyorum. Ama dedim şimdi bunu anladığınız kadarını keşke anlatsanız, keşke insanların gündemi bu olsa. Bunlar dolaşıma girse. Şimdi bunu niye yaptığımı bu sohbette biraz daha iyi anlıyorum. Yani çünkü ben de onu bir yerden aldım. Bunları öğrendim. Başka insanların o kültürün bendeki tezahürü oldu anlattığım her şey. Ve aslında yeni becerebiliyorsak kültüre yeni bir katkı yapıyoruz. Ve inşallah hayırlı bir katkı yapıyoruz. Umudumuz dalga dalga onun yayılarak bu manyakça gündemin içerisinde bir vaha misali nefes alınacak adacıklar oluştursun. Ya da belki kıtalar oluştursun ileride. Şimdi bu benim için yaşamı yaşamaya değer kılan bir şey. Mesela ben daha önce çok konuştuk işte kuyumcu olma stajları yaptığım günlerde. Abi düşünüyorum. Diyelim ki ayda trilyon kazanıyorum. Ne yapacağım ki ben o trilyonu? Yani her gün o dükkanı açmak zorundayım ben. İşte sabah 8, akşam 7 orada oturacağım. Müşterilere altın beğendireceğim. Belki tasarımlar yapacağım, çok güzel şeyler yapacağım ama ya kadının biri takacak, tuvalete düşürecek, bir yerde kaybedecek. Ne bileyim adam karısına hediye alacak. Görümcesiyle derdi olacak falan. Adam karısına ya hediye alacak, karısı onu aldatacak. Ya da sırf karısını sıkıdan kaçırıp metresine hediye edecek, aile faciası olacak. Ya böyle şeyleri gördüm çünkü. Hiçbir tatmin edici tarafı yok. Mesela o kazanımların hiçbirisi hayatı yaşamaya değer kılmadı benim için. Ama demiyorum ki... Ama bu arada ki, baba da kıldı. İşte demiyorum ki kuyumcular ölsün. Mesela yani. Onun da başka bir şey var. Mesela sen oradan ticareti sevmekle ilgili sana bir damar verilmişse, oradan para kazanmak bile zaten başlı başına seni tatmin eder ama ben şimdi babama bakıyorum. Babam yıllardır kazandığından neredeyse fazlasını hayra senat işine harcıyor. Onun da anlamı orada. Bir sürü bir şeyler öğrenci okutuyor, o yapıyor, bu yapıyor, bir şeyler yaptırıyor falan. Hatta çoğu zaman biz araba alamıyoruz, babam sağa sola dağıtıyordu diye annem kızıyordu mesela. Şimdi onun da hayatını anlamlandırma yöntemi böyle. İşte bir başka tanıdığım, işte kardeşim gidip kamplar mamplar yapıyor, sürekli tabiatı gezeceğim, keşfedeceğim. Şey. Ya hayata anlam katmak için normal hayatımızı sürdürmeye yetecek şeyleri kazanmak bizi kesmiyor. İşte karnı doyunca arıza çıkaran tek canlı bu. Ama nedeni ömrümüzden büyük bir anlama ihtiyacımız var gibi geliyor bana. Yani hepimizin ortak noktası var. Ben hayatın anlamı şudur demeye çok çekiniyorum. Bugün Twitter'da da sordum. Anlat hayatın anlamı nedir? Ya ne bileyim ben senin hayatın anlamını. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Hayatın anlamı budur dediğin zaman birileri gerçekten aynısını yapmaya çalışıyor. Yani öyle bir şey değil o. Dilara Üsküdar Üniversitesi'nde TEDx konuşması yapmış. Dilozof. Bu arada arkadaşlar YouTube'da gerçekten bak bir YouTube kanalı olarak tavsiye edebileceğim çok güzel kanallardan bir tanesi. Ailecek takip ediyoruz Dilozof. Evet evet gerçekten çok düzgün, çok ödevini yapıyor, çok tertemiz. Geçen günde bir açıklaması evet, olmuş. İnci gibi dizmiş çok, yani. Çok tebrik ediyorum. Yani sırf kitap yazmış olmak için kitap yazamam, şu anda uğraşamam o işlerle diye. Ama bir kitap yazsan iyi olur. Yani kitap yazman gerektiği için yazarsan çok güzel olur demek istiyorum. Evet yani en azından şu anda ne yapıyorsa çok tertemiz yapıyor. Yani gerçekten anlamlı bir bağlam oluşturucusu. O sadece felsefeyle ilgilendiğini zannediyor ama hayır öyle değil. Kendi yaş kuşağı için daha 30'lu yaşlarının başında kendi yaş kuşağı için bir bağlam kurgusu kuruyor. Yani bambaşka bir şekilde de hayat yaşanırla alakalı bir sürü çok tatlı yerden şeyleri var. Ektikleri çok güzel. Evet bu şeyde çok da etkilenerek takip ediyorum gerçekten. Bu hayatın anlamıyla alakalı bir şey konuşmuş. Yani bu seninle seneler öncesinde, bu 3 sene 4 sene öncesinde hayatın anlamı hikayedir. Anlam nedir aslında? Hikayedir'e bağladığımız yerde bağlamış. Yani anlam bir bağlantı. Yani seninle bir başka şey, şeyin kendisi değil. Şeye doğru atadığı bağlantının kendisi. Yani ilişkilendirme hali. Zihinsel bir sanal evet, köprü aslında. Sanal köprü. O ilişkilendirdiğin iki ayrı şeyin zaman mekanda birbiriyle bir ilişkisi olduğunu düşünmeye anlamlı buluyoruz. Sorun bizim anlamlı bulduklarımızla alakalı. Hani anlam, hayat anlamlı mı, yaşamaya değer mi? Yaşıyoruz hep beraber ve yaşamaya değer. Eğlenceli de buluyorum. Yani çok tuhaf hala. Dün korktum mesela yani hayatımda spesifik zamanlardan bir tanesiydi yani hani hafiften. Kız arkadaşımın babasıyla tanışmaya gittim ve korktum yani. Evet. Gergin bir durumda. Yani hayatımda 49 yaşında adam yani böyle hani tuhaf bir şeydi aldı. 50 yıl olunca rahatlıyorsun merak etme. 49'da biraz gerginlik yapıyor. Güzelmiş. Yok, peki. Zaman biraz erken başlamışım yapmaya o zaman şeydi. Şimdi bu yani hani bu demek ki korkuyorsam aynı zamanda yaşamaya değer bir şey var. Yani hani onunla alakalı o hissi hissediyorum yani. Depresyonda değilim ya da kendimi kötü hissetmiyorum. Bu güzel. Evet korkuyorsan. Korkuyorsan evet yaşamaya, yaşamaya değer bir şey var. Ama bir şeyi de anlamlı seçme. Yani bir şeyin anlamlı olduğuna karar verme.
Onun için çaba sarf etmişti az önceki anlattığım gibi. Yani ne işim olur Shakespeare'le, Macbeth'le, yani iletişimci adamım, bambaşka şeyler. Ama yine de motivasyonum var, onu da anlayayım. Orada onu üretelim, birlikte yapalımla alakalı. Dedenlik abi. Bir şeydi. Hani nasıl seçiyorum? Dedenlik. Sen de böyle deli deli tonla şeyle uğraşıyor. Yani hani senin yelpazen benimkini belki de 10 katı yani. Hani çok daha geniş. Yok, bir yelpazen yani çok, daha var. O kadar da farklı olduğunu zannetmiyorum. Yani senin yelpaze de akıllı değil yani. Akıllı değil, evet. Yani. Hani. Ama yani işte gençlikteki istifçilik, malumat oburluğu meselesinden odaklı derlemeye geçmek zaman alıyor. Şimdi herkes her şeyi öğrenmeye, hayatını sepet doldurarak zenginleştirmeye çalışmak ilk akla gelen refleks. Çünkü aradığın her şeyi bulabileceğin zaman da başka ne yapacaksın? Ama şimdi işte o çokluklar devri hikayesi var ya, yokluklardan çokluklara. Yani çokluklar devrinde az şeyi seçerek uzun süre konsantre olma becerisinin şu anda çok daha zenginleştirici ve çok daha anlam verici olduğunu keşfediyorum ben. Eskiden gelmemi bu açıdan çok büyük avantaj olarak görüyorum. Çünkü benim takıntılarım var yani. Mesela hala heavy metal'e meraklıyım ve hala bir sürü çok güzel yeni müzik akımı duyuyorum ama için için o müzik de böyle orada kaldıkça bir sürü yeni şey gibi. Mesela yeni metalciler süper abi. Çok çılgın adamlar keşfettim ben. Ama bizden geçti baba diye salsaydım onların birçoğundan haberim olmayacaktı. İşte Polifia diye bir grup var mesela. Ailecek hastasıyız. Bu çocukların ne yaptığını ben bilmiyorum. Gitar çalıyorlar ama en sonunda şekli gitara benziyor sadece. Ne çocuk adama benziyor ne çaldığı şey gitara benziyor. Öyle bir şey. Ağzımızda bir abi Goat diye bir parçalar var. G-O-A-T. Ne olur bir ya bir bakın yani. İnsan evladı bunlar da yani. Yapıyor herifler. Buna şahit olacak kadar yaşamış olmak mesela. Çok güzel bir şey ama ben buna nasıl şahit oldum? Senelerce bir merakım var. Oraya odaklanarak derlediğim bir anlama biçimi var. Duyar duymaz onunla ilgili bir şey tanıyorsun ve onu kolay fehmedebiliyorsun, kolay idrak edebiliyorsun. Bazı arkadaşlarıma dinledim. Bu ne lan diyor. Epilepsi geçirir gibi kalkıp kuyup bilmem ne. Anlamıyor adam doğal olarak. Çünkü öyle bir birikimi yok. Her şeyden tatmak beslenmek değil. Ağzının damağının tadına göre kendi sofranı hazırlamak. Sevdiğin kadar sosu, sevdiğin kadar tuzu, istediğin içerikle karıştırmak. O senin yemeğin oluyor. Hayat da biraz öyle. Konuştuk ya daha önce. Homo sapiens gustosu olan demek ya. Tadına varan. Şimdi biz falan böyle bir hayat yaşamak zorunda kalıyoruz çoğu zaman ve geldik gidiyoruz telaşı bizi daha da obur yapıyor. Her açıdan yani sosyal ilişki, imkan, fırsat, hele fırsat onu götüreceğim. Bitcoin, malı götürdük falan. Ya bu hikayeli olmayacağı besbelli ama azıyla derinlemesine ilgilenmek o anlam işine çok katkı yapıyor. İşte bir şeye anlam atamak. İşte kadim benim burada çok işime yarıyor. Hep bakıyorum lan herifler ne söylüyorlar. Birkaç bin senedir tekrar eden temalar ne? Kendini bil, kendini bil. E tamam işte. Da kasma yani. Kendimle ilgili keşiflere ağırlık verelim. Bunun için istiyorsan dünyayı gez. İstiyorsan bir şey iç. İstiyorsan atla zıpla. Ne yapıyorsan yap yani. Yöntemin neyse. Ama kendini tanıma amacıyla çıktığında yaptığın her şey bir şeye hizmet ediyor. Ve o zaman da o bağlantıyı güzel kuruyorsun işte zihninde. Anlamın kuvvetli oluyor. E, ölüm geldiğinde de diyorsun ki iyi ki böyle yaşadık yani. İnşallah geç gelir ama yani şu an memnunum gidişattan. Ama sonuçta bu bitecek bu macera. Bitecek bir maceranın içinde nihilist olmak çok kolay. Evet. Eğer üzerine hiç düşünme. Ne bunların anlamı ne kardeşim? Anarşist listeleri. Ya hepsi yansın falan. Devlet istemiyorum ben. Olur. Madem ölüm diye bir şey var şimdi ölelim gitsin ya falan öyle. Duygusu. Niye? Mesela niye intihar etmiyor insan? Bir kere ödümüz kopuyor. Çünkü hayatta kalma güdüsü diye bir şey var. Ama bütün hayvanlarda var. Yakışır mı insana bununla yaşamak? Yani sırf intihar edemediği için yaşamak çok aşağılık. Ama ölümüne yaşamak diye bir şey var. Yani daha önce bu aralar belki her yerde bunu anlatıyorum. Mesela de konuştuk. Herkesin bir şey için öldüğü bir ülkede çok az insan bir şey için uzun yaşamayı göze alıyor. Ya ömrünü adamayı göze alıyor. Ölmek kolay çünkü. Yaşamanın anlamı varsa yaşamak istersin. Yaşatmak istersin. Yeşertmek istersin, açmak istersin. Öbürü ört ki ölem. Alev Alattı'nın sözü. Anadolu deyişi aslında. Ört ki ölem. Ya dokanmayın bana. Daha da yapacak bir şeyim kalmadı. Bu kafayı maalesef 20'li yaşlardaki insanlarda görüyorum ben. Hiçbir hedef, hiçbir büyük iddia, hiçbir böyle değiştireceğim, attıracağım, dönüştüreceğim, zıplatacağım. Yok öyle bir şey. Bakacağız önümüzdeki maçlara bakacağız ama bu ülkeden bir cacık olmaz abi falan gibi. Şikayet kültürü işte. Yani bunu inşallah değiştirebiliriz. Benim mesela hayatımın amacı bu. Şikayeti yasaklayacağım. Yeni egzersizden haberin var mı senin? Neymiş? Gerçi parça parça anlatıyordum ama bu arada onu yöntem yaptım.
Bak buradan da hemen herkese anlatayım. Şikayet ediyorsun ya bir şeyden. Mesela bu masa çok alçak diyelim. Fiziksel bir şikayet olsun, zararsız. Ama diyorsun başka bir cümle daha kuracaksın. Ha. Çünkü beyin bu resilience egzersizi. Beyin görüntülemesinde şunu gösteriyor. Olumsuz cümleyi söylüyorsun, amigdala yanıyor. But diyorsun sonuna, amigdala sönüyor. Çünkü ön beyinle olumlu cümle arıyorsun. İkinci söylediğin cümle mecburen zıttı ya da ona tenakuz gösteren bir cümle olması gerektiği için çare çıkıyor karşına bir anda. Dolayısıyla şikayet ettiğin zaman kendine ceza ver. Cümlenin sonuna ama koy. Peki buraya yeni bir cümle yazacak. Çok güzel bir yöntemmiş bu arada. Abi ben bu var ya benim kafam hakikaten birkaç zamandır böyle çalışıyor. O yüzden sinir bozucu şeyler olmaya başladı. Yani mesela geçenlerde... Bunu iletişimde kullanıyordum bu arada. Şimdi normalde birileriyle konuşuyorken, özellikle beraber çalışıyorken işte bir iş bir şey var falan. Önce pozitifi söylersin, sonra ama işte şunun da yapılması lazım, bunun da olması lazım diye bir şey söylüyorsun negatifi. Orada bunun iletişimde yanlış bir teknik olduğunu fark edip yer değişikliği yaptım. İşte. Önce olumsuzu kafamda, yani bununla alakalı böyle bir problem var ama bu iş muhteşem olmuş, elinize sağlık, çok güzel gidiyor. İşte affedersiniz, hıyar gibisiniz ama tuzlayınca çok lezzetli. Ben onu iletişimde kullanıyorum böyle. Kesinlikle çalışıyor abi. Ve yani beyinsel olarak da şöyle bir temeli var. Şikayet kendi devresini, çözüm kendi devresini kuvvetlendirir. Sen her şikayet geldiğinde ama ile cezasını verir, öbür devreyi çalıştırırsan şikayet geldiğinde çözüm gelmeye başlar. Yani bu devreyi beyninde kurabiliyorsun. Ben gerçekten kafam öyle çalışıyor şu anda. Etraftaki birçok insan bana sinir oluyor. Yani ne bu gevşeklik kardeşim falan filan diye ama geçenlerde bir kaza tehlikesi atlattık işte trafikte. Mesela herkes tam böyle birbirine bağıracak, herkes çok hazır konuyla ilgili. Dedim kimseye bir şey oldu mu yok. Şimdi dedim ne yapalım ya hala tutanak mı tutalım ya zarar da yok falan filan. Şimdi bir an sonra ne yapacağızı sordum ya milletin morali bozuldu. Ne güzel dalacaktık, cırmalayacaktık birbirimizi falan. Sonra tanıştık, can ciğer kuzu sarması öpüşerek ayrıldık biz. O çok, heyecanla beraber çok güzel saçma bir kaza oldu. bu ama işte hayatı değiştirmek bu kadar kolay. Bu kadar kolay bir şey. Ama o şikayet kültürünün bizi nasıl öldürdüğünü çok geç olmadan anlamamız lazım. Maalesef şu anda çokluklar devrinde şikayetle bildiğin kendimizi dipten dipten zehirliyoruz yani. Ve bu hiç akıllıca bir şey bu değil. Bu yani işte pasif bir depresif de hal. Hem pasif kaldığımız hem de yani bayağı aslında depresyon göstergesi olan bir yer. Zaten abi depresyonun yolu buradan geçiyor. Evet. Şimdi şikayet. Yani şu frekansta kalıyorsun tabii aslında. Tabii ki kimyasını biliyoruz ya. Evet. Şikayet devamlı amigdala, stres, işte o ACTH'lar, kortizoller. Ya devamlı da beynin küçülüyor abi yavaş yavaş. Bir işe yaramıyor yani. Ve seni inaktive ediyor. Harekete geçmeni zorluyor. O yüzden no şikayet, yes cesaret. Şikayeti bırak, cesarete bak. Nasıl güzel motto. Senin bir bakış açınla beraber ben de altını çizeyim. Ben mesela böyle anlamlandırma benim hayatımı kolaylaştırdı. Sadece bir şeye sistemin izin verdiğinden daha uzun süre bakarak. Sistem daha kısa sürede geçilmesini istiyor. Hayır geçme, inat et. Hani oradaki herhangi bir şeye daha uzun süre bakarak yani nasıl oluştuğunu, ne yaptığını falan. Daha uzun tuhaf bir şey oluyor. Bende de hani benim egzersizim de öyle. Mesela daha uzun süre baktığımda sistemi kısa sürede geçirirken hemen negatif etiket verme duygusu hissettiğim bir konu bile uzun süre baktığımda doğalında pozitife dönüyor. Nedenini bilmiyorum. Yani hani kirli, kırık bilmem ne bir şey bile. Oksitosin abi tanışık oluyorsun. Ha ya evet. Tabii yavaş yavaş yenilik bizde rahatsızlık yaratır. Aşinalık ve tanıdıklık. Ünsiyettir işte, alışırsın ona. Yeterince baktığın bir şey senlik bir şeye dönüşüyor işte. Böyle bir dünya. Ne kolay lan böyle anlatınca yaşamak. Vallahi hiç zor değil aslında. Katman katman, her şeyi tanıdıkça. Şimdi bu dönem çok fazla şeyle karşılaştığımız için çok fazla şeyi bildiğimiz ya da anladığımızı zannetme yanılgısı oluşuyor. Bu da her şeyi anladım, çok da değerli değilmiş yanılgısına dönüşüyor. Tabii. Birdenbire bunu kesip de bir şeye odaklanıp her şeyi boş ver. Bir şeyi bile anlamak için daha onun kendi derinliğinde gidilecek o kadar büyük bir yol varmışı fark edince daha milyonlarca şey vardı ki ben bir tanesinden çıkamadım işte hani duyguda. Bunu fark ettiğinde hayat aslında işte bir sürü bağlamlar, anlamlar, değerler, biçimler falan kazandırıyor şeyle. Üsküdar'da ilk verdiğim ilk dönem evrimsel psikoloji dersimin son derslerinden birinde öğrenci arkadaşlardan biri bir soru sormak için el kaldı. Hocam dedi, evrimi anladım dedi. Yani şeyin anlattığınız kısmını anladım dedi. Onun üstüne bir soru soracağım. Dedim çok iyi. Niye dedi? Benim dedim 15 senemi aldı. Demek ki ben bayağı iyi anlatıyorum deyince kız böyle bir çöktü.
evrimi anladım ne ya? Charles Darwin diyor ki ben tam anlayamadım. Bu böyle bir... Hissettim. Ya böyle bir Twitter'da bana bir anlat da anlayayım. Yani o kafadan bir çıkmamız lazım. Tamam, bunlar çeşitli çeşitli geliyor çeşitli çeşitli gidiyorlar. Öyle değil mi şimdi konu? Evrim değişiyor. Tamam, ben anlamışım. Yani. Benim karaciğerim büyüdü. Evrim bu. İşte basitleştirmenin bizi basitleştirdiğini fark etmemiz lazım. Hayat kompleks. Güzel. Bunun altını çizebiliriz bu arada. Basitleştirmek bizi basitleştiriyor. Hani o çok işte sisteme uyumla alakalı hızla basitleştirelim çabasının bizi de basitleştirdiğini aslında. Tüketme, tükenirsin. Güzel, güzel analoji. Bunun bir şeyi var bence. Bugün motto yapasın var. Bir gideri var, evet. Pazar mottosu. Pazar mottosu. Sevgili hocam. En son bilek güreşiyle kapatıyorum. Teşekkür ediyorum.